Hocam, selamun aleyküm hocam demiş. Aleykümselam. Hocam, ben namaz kılan bir insanım ama ekmek parası için otelde barda çalışıyorum. Alkol içinde yani. Bir yandan da namazımı kılıyorum. Benim için günah olur mu hocam demiş seyircimiz. Allah'ım öncelikle bu kardeşimize yardımcısı olsun. Tabii ki maşallah güzel o ortamda o Allahu Teala'nın kendisini muhafaza eder inşallah. O çünkü bar dediği şey içki içilen yer demektir. Yani içki içilen bir ortamda çalışması tabii kolay değil. Ama şunu bilmek lazım. Namazlarımı kılıyorum diyor ama maşallah diyorum. Allah'ım inşallah muhafaza eylesin. Namazlarına devam ikram eylesin. Ama bu ayrı konu. Yani o ortamda namazlarını kılman çok güzel. Ama rızkını kazanma noktasında içkili bir ortamda, içkili bir mekandan ekmek paranı. Bak sen de söylüyorsun. Ekmek paranı, alın terinin karşılığını, tertemiz, pak. Çoluğunun, çocuğunun, evladının, belki de kundaktaki bebeğinin rızkını götürüyorsun sen o çocuklarına, ailene. Peki nereden ama? İşte Allahu Teala'nın razı olmadığı, memnun olmadığı, içki tüketilen, içki içilen ki Allah muhafaza bela gelse böyle yerlere gelir. Neden? Çünkü öyle yerlerde melekler olmaz. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Peki sana tavsiyemiz nedir? Zaten namazı ayrı kutu kenara koyduk. Maşallah hepimizin kılması gereken bir şey. Aman çok güzel namazını bırakma, devam et. Ama iş noktasına gelince bunları birbirine karıştırmamak lazım. İşini bir an önce Allahu Teala'nın razı olacağı, böyle memnun olacağı helal yoldan dediğimiz, böyle razı olmadığı, değil mi? İçkili ortamda olmadığı, böyle helal bir bereket olan bir başka bir işe hemen kendini oraya ne yapacaksın? O işin ayrılıp oradan uzaklaşacaksın ve bu senin için de hicret olacak. Hicret ne demek? Allahu Teala'nın razı olmadığı, memnun olmadığı bir yerden helal olan, razı olduğu, memnun olduğu bir başka bir yere ne yapmak? Geçmek ve oraya işte çalışmaya gitmek. Kişi var ya, samimi söylüyorum size, bunu hicret niyetiyle yapsa, ya ben burada şükürler olsun namazımı kılıyorum ama zaten o kişinin var ya, sorun kendisinin var ya, kalbi daralıyordur yani. O namaz var ya onu, orada rahat bırakmaz yani. Ne demek yani? Kalbi daralır. Çünkü iman, o namaz o imanını kuvvetleştiriyor. Sonra ne yapar? Der ki ya olmuyor ya, ya olmaz ya, niye? Burada bak insanlar içiyor, burada işte kendilerinden geçiyor, böyle sarhoş olunca olmayacak hareketler, ifadeler, şunlar bunlar derken o namaz onun imanıyla beraber o kişiyi rahatsız edecektir. O da zaten fazla da durmaması lazım, duramaz çünkü yani. Rahatsız eder o imanını. Dolayısıyla bir an önce oradan işini ayarladıktan sonra, bak burayı da güzel anlayalım, hemen en kısa zamanda niyetine ben Allah'ımın, Rabbimin razı olacağı başka bir işe geçip niyeti ve Allah da sana yardım edecek. Unutma bunu. Niye? Çünkü sen Allah'ın razı olduğu bir helal rızık kapısı arayacaksın. Allah da sana yardım edecek. Ve bunu yaparken de hicret niyetiyle yap, hicret sevabı alırsın. Burası çok önemlidir yani. Rabbim güzel anlamayı bizlere nasip etsin inşallah. Amin hocam.